avans karından bir düzenleme yapıyorsunuz ama koşul getiriyorsunuz. Bu dönem karınız olsa bile dağıtılabilir. Bu dönem karınız olsa bile dağıtılabilir. Bir önceki finansal tablonuzda dağıtılabilir nitelikte kar var mı? Varsa zaten ben kar dağıtımı yaparım. Bana avans kar dağıtımı düzenlemesi yapmanıza gerek yok ki. O zaman demek ki makul bir biçimde hem bu avans kar dağıtım tebliği buna göre düzenlenmelidir. Hem de mutlaka stopaj yükü, yani kar dağıtımından kaçıyor işletmeler, bu stopaj yükünden bir ölçüde arındırılması gerekir. İkinci düzenlemelerin süratle kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Çünkü son derece belirsizlikler vardır. Bakanımız gerçi bir takım açıklamalar yaptı. Kısa zamanda işte tüzüklerin paylaşılacağını söylüyor ama tüzüklerin paylaşılması yeterli değil. Tüm ikinci düzenlemelerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin kamuoyuyla taslak halinde paylaşılması gerekir ki zaten sürecimiz son derece kısadır. Bir hazırlığı bu anlamda gerçekleştirebilelim. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum ki vergisel açıdan da görülebilecektir ki gerçekten ticaret kanunu olması gerektiği gibi hayatımıza geçtiğinde bu öneriler de dikkate aldığında orta ve uzun vadede gerçekten ekonomimize, toplumsal hayatımıza büyük olumluluklar getirecektir diyor. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Demirel'e çok teşekkür ediyorum. Bu veciz açıklaması ve süreye girmesi dolayısıyla. Evet. Şimdi bir duyuru var galiba. Buyurun. Evet. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın konuklarımız, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekilimiz Sayın Müslüm Sarı aramızda. Kendisini konuyla ilgili görüşlerini almak üzere kürsüye davet ediyorum.